Bazı olaylar insanların hayal güçlerini aşar ve toplumu derinden etkiler. Bugün konuşacağımız cinayette bunlardan biri. Brezilya'da 12 yaşındaki Gabriel Kun'un öldürülmesi duyanların aklından silinmeyecek. Gabriel Kun 1994'te Brezilya'da doğdu. Enerjik ve hayat dolu bir çocuktu. Ailesi tarafından sevilen, sayılan ve iyi bir şekilde yetiştirilen Gabriel video oyunu oynamayı çok seviyordu. Bir gün bu video oyunlarının onun sonunu getireceğini hiçbir zaman bilmeden. Yine bir gün Gabriel, Tibia isimli çevrim içi oyunda tanıştığı ve sık sık oyunda buluştuğu arkadaşıyla oyun oynuyordu. Santa Catarina kentinde aynı mahallede oturuyordu. Santa Catarina kentinde aynı mahallede oturduğu 1991 doğumlu Daniel Felipe Petri ile beraber. Gabriel oyun içindeki çevrim için mağazadan çeşitli öğeler satın almak için yeterli oyun parası olmadığından arkadaşı Daniel'den yaklaşık 2 dolara denk gelen 20.000 tibia parası borç istemişti. O zamanlar Daniel bunu sorun etmemişti ve oyun parasını ona vermişti. Arkadaşlıkları kaldığı yerden devam ediyordu. Ancak sonraları Gabriel'in bu parayı geri ödememesi Daniel'i Büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştı. Hatta borcunu ödeme zamanında Gabriel'in iletişim kurdukları çevirim için sunucudan ayrılması Daniel için bardağı taşıran son damla olmuştu. Öfkesinin sonucunda yaşanacaklarsa herkesi şaşkına çevirecek türdendi. Günlerden 23 Temmuz 2007'ydi. Daniel Petri güne saat 9.30 civarında Gabriel Kuhn'un annesi Nova Trento'nun eve dönüş saatini öğrenmek için yaptığı telefon konuşmasıyla başlamıştı. Böylece planladığı yüzleşme için ne kadar zamanı olduğunu öğrendi. Ardından işleri yoluna koyma gerekçesiyle Gabriel Kuhn'la yüz yüze görüşmek için evine gitmeye hazırlandı. Daniel eve vardığında Gabriel şaşırdı. Başta sanal arkadaşını evine alıp almama konusunda kararsız kalmıştı. Ancak bunca zamandır birlikte oyun oynadığı arkadaşı Daniel'in onu aralarındaki anlaşmazlığı çözmek istediği için geldiğini ikna etmesi pek uzun sürmedi. Daniel Petri önce eve Ardından da Gabriel'in odasına girdi. Fark ettirmeden dış kapıyı çoktan kilitlemişti bile. İlk tokadın ardından şoka giren Gabriel olayları kavrayamamıştı. Ancak iyi tanıdığını sandığı sanal oyun arkadaşını eve almanın hayatının en yanlış kararı olduğunu anlamıştı. Gözü dönmüş Daniel durmadı. Acımadı. Saldırmaya devam etti. Öfkesine o kadar yenilmişti ki yaptıkları ona yeterli gelmedi. Gabriel'in bu yaptıklarını annesine söyleyeceğine dair sözlerini de aldırmadı. Çünkü Daniel, Gabriel'in annesinin uzun bir süre daha eve gelmeyeceğini biliyordu. Odadaki çarşaflar 12 yaşındaki Gabriel'in kanının rengini çoktan almışlardı. Ama Daniel Petri'nin durmak için bir sebebi yoktu. Gabriel Kuna cinsel saldırıda bulundu. Ancak onu susturması gerektiğini de düşünüyordu. Gözüne kestirdi, elektrik kablolarını söktü ve kurbanın boynuna doladı. Onu hareketsiz kalana kadar boğdu. Öldürdüğünü düşündüğü arkadaşının cesedinden kurtulması da gerekiyordu. Evi dolandı, bunun için en mantıklı yerin tavan arası olduğuna karar verdi. Gabriel'in bedenini sürükleyerek tavan arasına götürmeye çalıştı. Ancak bu Daniel için çok ağırdı. Bedeni taşıyamayınca alternatif bir yol aramaya başladı. O sırada mutfakta bulduğu testere Daniel'in bulduğu alternatif ve acımasız yol oldu. Testereyi alıp ölü sandığı Gabriel'in yanına döndü ve bacaklarını üst gövdesinden ayırmak için kesmeye başladı. Bir bacağını kesmeyi neredeyse tamamladığı sırada havasızlıktan bayılan Gabriel acıyla kendine geldi ve çığlıklar atmaya başladı. Gabriel'in ölmemiş olduğunu gören Daniel şaşkındı. Ama çığlıklar onu durdurmak yerine daha da hızlandırdı. Daha sert ve daha hızlı bir şekilde testereyi bir ileri bir geri götürürken Gabriel Kun tekrar kendinden geçti. Bu seferci acıdan ve kan kaybındandı. Bedeni tamamen ikiye bölündüğünde ise 13 yaşındaki Gabriel Kun çoktan hayatını yitirmişti. Daniel, Gabriel'in göğsüne tibya oyununun sembollerini kazıdıktan sonra cansız bedeni tavan arasına sıkıştırmaya çalıştı. Yine sığdıramadı. Gabriel'in cesedinin üst kısmı o küçücük tavan arasındayken bacakları koridorun ortasında kalmıştı. Hemen yan taraftaysa suç aleti Demir testeresi. Korku filminden bir sahne gibi duran olay yeri kana bulanmıştı. Daniel Petri ortalığı temizleme gibi bir düşüncesi olmadan olay yerinden kaçtı. 12 yaşındaki Gabriel'in cansız bedeni ise eve dönen erkek kardeşi tarafından aynı gün bulundu. Korkunç olay yerini gören genç çığlıklar içinde komşulardan yardım istedi. Komşular yetkililere haber vermesiyle polis ve müfettişler hemen olay yerine geldiler. İncelemeler sırasında Gabriel'in oyun konsolundan Daniel ile olan tartışmalarını buldular. Oyun konsolunun kesin delil olarak alınmasının ardından kısa süre içinde Daniel Petri olayın baş şüphelisi haline geldi ve gözaltına alındı. Sorgu sırasında suçunu kabul eden Petri, pişmanlık duymadığını söyleyerek yaptığı her şeyi tüm detaylarıyla anlattı. Ayrıca Kun'un kendisini kandırdığını, bir korkak ve bir dolandırıcı olduğunu iddia etti. Cehennemde onu bulacağını ve ondan tekrar intikam alacağını söyledi. Gabriel Kun'un otopsi sonucunda cinsel tacize maruz kaldığı kesinleştirildi. Bunun üzerine yetkililer Daniel'e eşcinsel olup olmadığını sordular. Bu iddialara öfkeyle ve kesin bir şekilde karşı çıktı. Gabriel'e tecavüz ettiğini inkar etti. Ancak rapor sonuçları oldukça açıktı. O sıralar 17 yaşında olan Daniel Petri'nin küçüklüğünden beri psikolojik zorluklar yaşadığı hatta tedaviye başladığı ancak yarım bıraktığı dava sırasında öğrenildi. İfadesinin ardından tutuklandı ancak reşit olmadığı için ona göre yargılandı. Petri sadece 3 yıl hapis cezasına çarptırılarak çocuk suçları merkezine gönderildi. Hem de işlediği bunca suça ve hiçbir pişmanlık belirtisi göstermemesine rağmen. Bu olay Brezilya halkında büyük bir etki bıraktı. İnsanları artık sadece işlenen bu korkunç cinayet değil aynı zamanda dava sonucu da hayrete düşürüyordu. Halk ve Kun'un ailesi adaletin yenini bulacağını, Petri'nin ömür boyu hapis yatacağına inanıyorlardı. Ancak sonuç bekledikleri gibi olmadı. Mahkemeden çıkan karar da en az cinayetin kendisi kadar konuşuldu. Bu duruma Tibia oyuncuları da sessiz kalmadı. Dünyanın her yerindeki oyuncular protesto etmeye başladılar birçoğu bu dehşet verici olayın ardından oyunu oynamayı bıraktı. Oyuncular Kun'un ailesine baş sağlığı mesajları gönderirken Petri'nin cezasını yetersiz bulduklarını açık yüreklilikle ifade ettiler. Bu sonucu kınadılar. Ancak cezada bir değişiklik olmadı. Daniel Petri 2010 yılında cinayetten tam 3 yıl sonra cezasını tamamlayarak hapisten çıktı. Ancak serbest kalmasının ardından kimse bir daha ondan haber alamadı. Sosyal medya hesapları, adresleri araştırıldı hiçbir çevrim için sonuca ulaşılamadı. Bu belirsizliğin üzerine çeşitli teoriler üretildi. Petri'nin suçluluk duygusuyla kendini öldürmüş olabileceği ses getiren teorilerden biriydi. Ama hem cinayeti işlerken hem de dava sürecine pişmanlık belirtisi göstermeyen birinin konuşulduğu gibi bir suçluluk duygusuyla kendi hayatını sonlandırmış olması mantıklı bir zemine oturmuyordu. Bunun yanında Petri'nin isim değiştirip hala halkın içinde yaşadığı veya ülkeden kaçıp gittiği en çok tartışılan teorilerdendi. Bir dönem isim benzerliği sebebiyle halkın tepkileriyle karşılaşan sağ Paulo'lu Marcos Daniel Petri isimli gencin ise bu davada ismi geçen Daniel Petri olmadığı sonraları kanıtlandı. Yine de aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen ne bahsi geçen teorilerden herhangi biri kanıtlanabildi ne de gerçek Daniel Petri ile ilgili belirsizlik çözülebildi. Geriye kalansa Gabriel Kun'un ailesinin ve sevenlerinin acısıydı. Bu acımasız cinayetin toplumda bıraktığı izlerse yıllarca sürecekti. Bu videoda bahsettiğimiz trajik dava bizleri araştırırken bile tahmin edilemez acılarla baş başa bıraktı. Böyle bir olayda birebir başa çıkmak zorunda kalan insanların acısını düşünmek bile çok zor. Videoyu kapatmadan önce bu olayla ilgili görsellerin sansürsüz bir şekilde paylaşılmış olduğu konusunda sizleri uyarmak ve bu sebepten ötürü Gördüğünüzde bir daha aklınızdan çıkaramayacağınız bu dehşet saçan görselleri kendi sağlığınız için araştırmamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.